Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap alışverişiyle karşınızdayım. Kendimi tutamadım. Yine D&R'a gittim ve bir sürü kitaplar satın aldım kendime. Fakat istediğim bazı kitaplara hala ulaşamadım. Normalde bazı yayın evlerinden verecektim. Bir de kitap sepetinden falan verecektim. Ama bazı anlaşmalı kargoların isimlerini falan bilmediğim için güvenemedim. Çünkü bazılarının denediğimde ya yırtık geldi ya bir sorun falan oldu. O yüzden dedim ki kıyasladım baktım. Şu an bu ayrı yanardan almak daha mantıklı gibi geldi. O yüzden D&R'a gittim. Oradan birkaç kitap aldım. Size de göstermek istiyorum. Hemen ilk kitabımı göstereceğim. Yeşim Şehir diye geçiyor arkadaşlar. Eksik Parça yayınlanan ilk defa görmüştüm. Onun ikinci kitabı da çıkmış bu arada. Ben sadece şey için aldım. Aile görevdir, büyü güçtür, onur her şeydir. Her şey içindir. Şöyle. Bir maden kazıyorlar arkadaşlar ve orada da çok güçlü bir taş var. Yeşim taşı diye geçiyor galiba zaten isim de oradan alıyor. Büyücüler şehri koruyor. Kenon muydu? Öyle olması lazım. Evet, Kenon'un. Merkez Kenon olarak geçiyor ve bir aile var. Bu aile o şehri koruyor. Fakat daha sonradan yeni nesil mi geliyor ya da farklı bir olaylar mı oluyor bilmiyorum. Kargaşa çıkıyor ve bu kargaşayı önlemeye çalışıyorlar. Bu kitap ilk kitap arkadaşlar. İkinci kitabı da çıkmış. Birazdan onu da göstereceğim. Bu arada biraz hızlı geçeceğim çünkü sorunu buradan gelince işe gitmem lazım. Bu arada baya baya kitaplarım var. Onları da çıkartayım. Şimdi diğer kitabım da Deniz'in Teni arkadaşlar. Ben onu Instagram'da çok görüyordum. Ren yayınlarının ve çok merak ettim. O yüzden okumak istedim. Bir zamanlar tanrılara dua ederek yaşayan Simi şimdi bir deniz kızı. Bir Mamivata olarak denizlerde ölen insanların ruhlarını toplamakla ve bunları yuvalarına yapacakları yolculukları kutsamakla görevliydi. Ancak günün birinde denizden bir gemiye atılmış ve de hala hayatta olan bir delikanlıyı bulur. Bunun üzerine kadim yasaları çiğner ve asla yapmaması gereken bir şey yapıp genç adamın hayatını kurtarır. Tabii ki de direktman ilgimi çekti. Şöyle de göstermiş olayım size. Direktman. Şimdi. Diğeri de Epsilon yayınlarının arkadaşlar Suikastçının Aşk ve İnayet Cinayet Rehberi. Aşk ve İhanet Rehberi. Şöyle göstermiş olayım size de. Çok merak ettim. Bunu da Instagram'da çok görüyordum. Sürekli fotoğraflarını falan paylaşıyorlardı. Ben genelde böyle bazı takip ettiklerimin kitapları, okudukları kitapları daha fazla kendime yakın bulduğum için onları tercih ediyorum. Onların sayfalarından falan bakıp buluyorum genelde. Ya şöyle okuduğum kitapları ben genelde YouTube'da çok fazla paylaşmıyorum. Instagram'da biraz paylaşıyorum ama o da azaldı çünkü Instagram adresim biliyorsunuz da belki çok önceki videolarımda Hayal Kasabası'ydı. Onu çalmışlardı arkadaşlar. Sonra ben Instagram'a bir şey yüklemekten böyle çok artık istemedim. Zaten YouTube'a da okuttuğum kitapları falan koyunca çok fazla izlenmiyor. Onun yerine daha çok böyle neler alındı falan diye. Aslında normalde benim paylaşmam gerekiyor ama en kısa sürede gelen derleyip toplayıp size okuduğum kitapları da paylaşacağım arkadaşlar. Bunu da yakın bir tarihe eklemek istiyorum. Çünkü bir arkadaşım kitabını almıştım. Onu okuyorum. Onu bitirmem gerekiyor. Sonra da bu Marti yayınlarının Çarpık Aşk kitabı vardı. Üçüncü kitabıydı sanırım. O diğer serilerin birinci kitabıyla başlayacağım. Onları okumaya tekrardan. Onlar aklımda çünkü. Diğeri de arkadaşlar bunu da bir arkadaşım çok okuyordu. Çok methetmişti. Ben onu okumamı söylemişti. Seri Katiller Gölgesinde Aşk. Sanırım bir yazar seri katil araştırması yapıyor ve o sıra sanırım bir seri katile aşık oluyor. Sanırım öyle olması lazım. Tam olarak bilmiyorum. Komşusu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, komşusu seri katil olduğuna dair şüpheleri oluyor. Onun bir araştırması sanırım. Şöyle göstermiş olayım size de. Diğeri de bayağı kitap aldım. Bu da ilgimi çekti arkadaşlar. Bir cadı ile kim evlenir? Yani direkt isminden aldım açıkçası. Yoksa çok gördüğüm bir kitap değildi. Sanırım yeni çıkmış Artemis yayınlarından. Yabancı yazarların kitaplarına daha fazla güveniyorum aslında. O yüzden fantastik ve eğlenceli konularda. O yüzden bunu tercih ettim. Şu şekilde göstermiş olayım size. Baya baya kitap aldım bu ay gerçekten ama çok ihtiyacım vardı. Böyle hani bir ara böyle bir şey olur ya böyle bir alışveriş yapmaya ihtiyaç duyarsınız. Benim de o sıra böyle bir kitaplara bir alışveriş yapma ihtiyacı duydum. O yüzden bu da serinin son kitabı arkadaşlar. Sanırım bir kızın cinayet rehberinin son kitabı olması lazım. Evet. İyi bir kızın cinayet rehberinin son kitabı olacak muhtemelen. İyi kız ölüme çok yakın diye. Umarım bu son kitaptır. Tam olarak bilmiyorum. Şu an bu üçüncü kitap çünkü bildiğim kadarıyla. Seriyi üçüncü kitabını aldıktan sonra bir maraton çekmeyi düşünüyordum. O yüzden bunu da hemen satın aldım.
Çok beğeniyorlardı. Bana da çok önermişlerdi. Bu da Mart'ta yayınlanın olması lazım. Dur bakayım, ters kitap. Hayır. Bu sefer ters kitap çıkarmış. Harry Potter gibi düşünmek ve davranmak. Böyle kısa kısa yazılar var. Sanırım küçük küçük de notlar alınmış. Direkt okuyacağım ve çok hoşuma gideceğini düşündüğüm. Şöyle küçük küçük. Okudukça belki sizinle de böyle kısa kısa paylaşırım arkadaşlar. Şu da ayrıca şöyle göstermiş olayım. Bu arada sesten dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Kitabın içeriğinde çok fazla bir şey yok zaten. Kapak olarak bu şekilde. Bakayım ne gösterebilirim. Şöyle ince küçük bir yazıdan bir şey gösterebilirim. Şöyle sanırım karakterlerin de sözleri falan da paylaşılmış. Belki de ilk başta bunu okurum diye düşünüyorum. Şimdi evet. Yeşim Şehri'nin ikinci kitabı bu da arkadaşlar. Yeşim Savaşı diye geçiyor. Tahmin ettiğim gibi sanırım işler kızışıyor ve savaşa dönüyor artık her şey. Burada da galiba büyü böler, güç yozlaştırır, aile sürer. Sanırım konu tamamen aileyle ilgili. Umarım bu da 3. 4. kitapları falan yoktur. Bazı seriler çok fazla uzuyor, yani gereğinden fazla uzuyor. Bu seriyi okuduktan sonra size bilgisini veririm. Bu arada saate bakıyorum, birazdan çıkmam lazım. Bu da Cehennemin Krallığı arkadaşlar. Bu da 3. kitap. Şöyle göstermiş olayım. Sanırım yanlış bir büyü yapıyor. Şöyle, ay kapak da çok güzel bu arada. Emilia sanırım yanlış bir büyü yapıyordu diye hatırlıyorum. Çünkü bu seri birinci kitabını baştan çok az okumuştum. Bir büyü yanlışlığından sonra yanlış bir büyü sonucunda bazı başına bir olaylar falan geliyor diye biliyorum. Bunu da en kısa sürede hızlı bir şekilde okuyacağım arkadaşlar. Üçlü oldu bu kitap. Bazı kitaplar artık o kadar çok Reading Club'a girdim ki bazı kitaplar böyle yarım yarım okuyup okuyup bıraktım. O yüzden bunları bir toparlamam lazım. Tüm fualdeki yaralar. Evet. Bu da yeni çıkmış. Bu da Artemis yayınlarından. Şöyle kısa olsun istedim. Yani okuduğumda biraz daha çabuk bitirmek için şöyle de bir... Ay çok güzelmiş yalnız ha. Bayıldım. Kitap ayracına bak. Aa çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şöyle de göstermiş olayım size de. Ya biraz çabuk çabuk bitirmek istedim. Ben puntoları falan bunun böyle görürsünüz zaten. Büyük büyük. Yani bunu ben bir günde kalmaz yarım güne bitiririm diye umut ediyorum. Ki giderken yanıma da elime de falan da alabilirim. Okumak bitirmek için. Muhtemelen de öyle yapacağım. Tam da video çekeceğim. Arkadaş başına yapıyorlar. Şaka gibiler. Bu da arkadaşlar. Ya şuraya bakın, buna da böyle vermişler koyarken. Ben de dikkat etmedim akşam. Hiç de sevmem. O kadar da dikkatli aldık işte, başımıza gelene bak. Peri Prensi ile Dans. Bunun Hava Uyanıyor serisinin ilk 3 kitabını ben okumuştum. Son 2 kitabı kaldı bitirmem gereken. Bu seriler ayrı ayrı arkadaşlar bu arada. Elf Kralı ile Anlaşma sanırım birinci olarak geliyordu seride, ama bunları farklı farklı okuyabilirsiniz diye duydum. Her birinde farklı bir şeyin konusu var. Yani bir sıralaması yokmuş. Onu da buradan belirtmiş olayım size. Şimdi diğerini de göstereceğim. Bu da arkadaşlar diğer serilerin devamından. Burada da yazmamışlar ama. Ben şeyi çok seviyorum. Mitoloji konusu geçiren her kitaba bayılıyorum. O yüzden Kraliçenin Laneti kitabını da almış oldum. Olimpos konusu geçsin. Bana yeter zaten. Tanrılar ve pek çok olaylar. Gerisi önemli değil. Ben çok seviyorum. Yunan mitolojisine bayılıyorum. Genelde onlarla ilgili böyle çok farklı farklı kitaplarım var. Eskiden çok satın alırdım. Mitolojiyi seviyorum. Bu da son kitap arkadaşlar. Epsilon yayınlarından. Bu üçüncü kitap. Bu arada onu da söylemiş olayım. Şöyle kapağını da göstereceğim. Çıkartayım. Evet, çoğunun da şeyde içinde dışında pek bir şey yok. Şöyle göstermiş olayım size. Puntoları o büyükmüş. Tamam. Gayet de rahat bir şekilde biter arkadaşlar. Bu da serinin üçlemesinin üçüncü kitabı. Şunu düzeltmiş olalım şöyle. Koyduğumda ben kitapları genelde böyle ince ve güzel koyuyorum ama işte bazıları da bu şekilde vermiş oluyor. Şöyle göstermiş olayım. Ya bu şeyleri çok seviyorum. Böyle eski hikayeleri farklı konularla, güzel ve çirkinim mesela bu tabii. Hani bu şekilde yansılması, farklı şekilde anlatılması falan çok hoşuma gidiyor konusu itibariyle. Farklı ele alınıp anlatılması güzel oluyor.
Evet, bunu da böyle göstermiş oldum. Bunların hepsini ciltli çıkardılar bu arada kitaplarını. Şöyle kitaplarımı yana koymuş olayım. Evet arkadaşlar, benim bahsedeceğim bu kadar. Saat kaç oldu bu arada? 8 geçiyor sanırım. Ona da bir bakmam lazım. Şöyle alışverişimi şöyle biraz da kaldırmış olayım. Tabi bu videoyu aile izleyeceği için gene kitap alışverişine yakalanmış oldum. Genelde çünkü elimde bitirmediğim bayağı bir kitap oldu. Şimdi o öyle de olunca bizimkiler önce kitapları bitir sonra alıyorlar ama bizde de şöyle bir şey var. Ya baskısını bir süre sonra bulamıyorsunuz ya da kitaplar aşırı derecede pahalanıyor ve bir daha alamıyorsunuz. Öyle bir durumda sıkıştığım için ben de ucuza bulmuşken daha da pahalılaşmamışken Diyanar'da da ikinci kitapta %60 indirim oluyordu. Ben de bundan yararlanmak istedim. O yüzden bu kitapları satın aldım. Tabii dediğim gibi daha eksiklerim var seriyi tamamlamak için ama olsun en azından bunları satın almış olabildim. Şimdilik benim alışverişim bu kadar arkadaşlar. Göstereceğim kitaplar da bunlardı. Yavaş yavaş Instagram'a da bu kitap yorumlarını atmaya başladım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir kitap bir dilek olarak değiştirdim. Oradan takip edebilirsiniz isterseniz. Ama elimden geldiği kadar da YouTube'a da tabii okuduğum kitapları atmaya çalışacağım. Özellikle şu arkadaşımın yazdığı kitap vardı. Onu bir okuyayım. Ondan sonra ona imzalattırdıktan sonra size de çekilişle hediye etmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda başka kitaplarım da var. Onları da hediye edeceğim. Şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben şimdi bu kitapları koyacak bir yer bulmam lazım. Onlarla uğraşacağım. Hoşçakalın.